nokta İl Kültür Müdürlüğü şunları yapıyor. Mustafa Hakan Güvençer Bey'in, ben hala saygı duyarım kendisine, o işte yanlış yapmıştı, onu da belirtmiştim zaten kendisine, onun için çok açık konuşuyorum. Kendi şahsi kararıyla Kültür Bakanlığı'na devrettiği Sinop cezaevini Avrupa Birliği kredisiyle Kültür Bakanlığı onarma projesi o günden bugüne devam ediyor, biçimi çatılmadı. Şimdi Kültür Bakanlığı Sinop'ta bunları yapıyor. İki, Sinop Belediyesi'nin satın aldığı, çok dikkatinizi çekmek istiyorum, alan yönetiminde yeşil alan olan buzhaneyi Opel veya Opet, şimdi hata yapmadıysam Opet'le Sinop Belediyesi ile Kültür Bakanlığı ortak bir şekilde nikah salonu, alan yönetimi merkezi, Buzhane Müzesi falan filan. Rahmetli Menderes daha dün vefat etti. Bunun tarihi eser olması mümkün değil. Bunu bir kararla geçen gün anlattım ya size öyle bana öyle diye şey yaptılar. Tarihi eser yerine koydular. 52'de yapılmış. Efendim? 52'de yapılmış. Yani tarihi eser yaptılar. Oranın mutlaka Sinop için yıkılması, kale surlarının açılabilmesi için oranın yıkılması gerekiyordu ki vatandaşların evlerini yıkabilirsin. Evet, önce kendini yıkacak hatalarını. Yani bu işi Kültür Bakanlığı nasıl yapıyorsa üç ortaklı yapıyor. Sinop Kalesi restorasyonuna 700 bin lira para aktarmış durumda. Rıza Nur Kütüphanesi onarılmış bitmiş. Rıza Nur Vakfiyesi'nde zaten bunların yapılacağı çok yazıyor, ediyor. Bir de en önemli icraatlarından biri Balatlar Kilisesi'ni kazı şeklinde yapıyor. Etrafının da şeyini, istimlakını yapmaya çalışıyor. Şu ana kadar 4 kamulaştırma yapılmış. 5 kamulaştırma mahkemeye ulaşmış durumda. Tabii hemen ilçelerimize geldim. Yani Sinop'ta olay bir kültür merkezi. Geçen dönemden beri bizim karşı çıktığımız iktidar grubunun destek verdiği özel idarenin yeri verildi. Sinop'un en ince yeriydi. Giriş çıkışta en hassas yeriydi. Oranın verilmemesi gerekiyor diye çok mücadele ettik, anlatamadık. Orası da hala 4-5 yıldır yapılmayı bekliyor. Durum bu. İlçelerimizde çok merak ettim. Yani bütün kültür Sinop'ta mı mevcut? Bütün turizm Sinop'ta mı mevcut dedim. İlçelerimizden Boyabat çok şanslı. Bir tane ahşap ev yatırımı var bu sene. Yani bir ahşap ev Kültür Bakanlığı tarafından onarılacak. Diğer ilçeler koordinasyon kurulu raporunda maalesef yok. Yani Kültür Bakanlığı Sinop'ta yaptığı işler bunlar. Onu Mesut Bey'e bir arz edeyim dedim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz.